Şarjın ne kadar gitti? Şarjda %80 şarj. Bitcoin bayağı yükselmiş. Bu videoyu çektiğimiz gün herkes mesaj atıyor. Tamam. Ne oldu bakalım. Bitcoin, ne oldu falan. O yüzden burada onu çekiyoruz arkadaşlar. Kurdunuz değil mi bağlantıyı? Merhaba Web Tekno takipçileri. Merhaba arkadaşlar. Sevgili arkadaşlar, elimizde Black Shark 3 var ve tabii ki bu oyuncu telefonu incelemeye nereye geldik? Masa modayız. Masa arkadaşlar. Modayız. Bu bir oyuncu telefonu. Hem burada ufak tefek bir kaçışımız var hem de böyle mekan değişikliği iyidir dedik. Aynen öyle. Biz de kovulmadık oğlum, bunu göstermeyin. Yok abi, herkes kovuldunuz mu diyor, öyle bir şey yok. Şu anda dünyadaki oyun listelerinin alt üst eden firmanın ofisinde oyuncu telefonunu inceliyoruz. Bakalım bize neler sunuyor. Şimdi Ozan yanıma oturdu, sessizliğe gömüldü, telefona da çöktü. Bir şeyler yapıyor zaten, bunu birazdan fark edeceksiniz arkadaşlar. Ama ben size ufaktan artık telefondan bahsetmeye başlayayım. 6.67 inçlik, %82.4'lük bir ekran oranı olan bir telefonla karşı karşıyayız. Panel yapımız AMOLED, 1080x2400'lük bir ekranımız var. Aynı zamanda da bir oyuncu telefonu dediğimiz zaman hertz meselesi önemlidir arkadaşlar. Günümüzde 120 hatta 144 hertz zorlayan telefonlar var. Black Shark 3 maalesef 90 hertzlik bir yenileme hızında kalmış. Ben bir şey söylemek istiyorum hemen burada. Cihazın ekranı evet tamam güzel hoş ama kasa çok büyük ama ekran sanki bir tık daha böyle geniş olabilirmiş. Biraz küçük kalmış gibi hissettim ben en azından. Ekrandan sonra biraz tasarımla devam etmek istiyorum. Madem sen de tasarıma laf attın. Telefon büyük hissettiren bir telefon. Yani elde tuttuğunuzda güncel telefonlar da ekran olarak büyük. Ancak bu telefon gerçekten tutuş hissiyatı olarak da kaba bir his bırakıyor. Yani ince zarif bir telefon arıyorsanız zaten direkt kaçmanız lazım. Ekranda zaten dönen stok görsellerden siz de görüyorsunuz. Herhangi bir çentimiz yok arkadaşlar. Bu sebepten de zaten ekran tarafında yine bahsetmiştim. Aşırı güncel gibi durmuyor cihaz. Bence eksanelerinden bir tanesi de şu, telefon oldukça büyük ve bir oyuncu telefonu olduğu için genelde yatay modda kullanacağız. Buna tamamız, herhangi bir itirazımız yok. Ancak güç düğmesi sağ tarafta epey yukarıda kalıyor. Hani tek elle kullanacağınız zaman gerçekten sorun yaratabiliyor. Aynı sorun bence ses açma kısmı düğmesi için de var. Kulaklık girişi var yine bir oyuncu telefonda. Olmazsa olmaz. Hani kablosuz kulaklıklarda bazen gecikmeler falan filan gibi şeyler olabiliyor. O yüzden buna bir 3.5 mm'lik jack girişi koymaları gayet güzel olmuş. Arka tarafını çevirip baktığımızda telefonun şöyle çarpı şeklinde, X şeklinde bir yapısı var. Bu zaten Black Shark cihazlarda 3 aşağı 5 yukarı benzer tasarım dilini kullanıyorlardı. Ki yine bir oyuncu telefonunda olmazsa olmaz LED ışıklar var arkada. RGB ve tamamen ayarlanabilir ışıklar bunlar. Ancak diğer oyuncu telefonların, hatta birçok oyuncu telefonuna göre çok fazla abartılı değil. Yine bir eksi haneden bahsetmem gerekiyorsa, oyuncu telefonlarında bu tetik tuşlarını çok fazla görüyorduk. Bu telefonda bu yok. Çeşitli aksesuarlarını satıyorlar. Ekstra harcamanız gereken. Onlarla birlikte sağlayabiliyorsunuz. Zaten birazdan da değineceğim onlara. Şöyle bir düğme var üzerinde. Yine bir çok güncel telefonda, normal telefonda görmediğiniz Black Shark tuşu. Bu ne demek? Aslında Black Shark'ı çok fazla detaylandırmaya gerek yok. Sizin oyun kütüphaneniz gibi düşünebilirsiniz. Oyunlarınızın hepsini buraya atıyor. Oyunlarla ilgili çeşitli ayarları oradan yapabiliyoruz. Bunun dışında FPS vesaire gibi şeyleri oradan görebiliyoruz. Pil ne kadar ısındı gibi detaylar Black Shark'ın içinde. Yani aslında telefonunuza kurduğunuz Steam gibi bir şey ama birazcık daha kapsamlı. Bu arada aksesuarları zaten Ozan Can Plus kanalımızda incelemişti. Onda hemen zaten kartlar bölümünden ulaşabilirsiniz. Orada var. Merak ediyorsanız detaylarına bakabilirsiniz. Video boyunca söylediğim gibi bu oyuncuların tercih edeceği bir telefon. O yüzden genelde oyun oynayacaksanız kulaklığınızı takıp dışarıda oynuyorsunuz. Ya da evde de olsa hani ikna edemedim mi seni? Ozan Can sıkı sıkı gidiyor. Şunu söyleyeyim, hazır sesini açmışken kulaklık dedi, kulaklık kullanmayacaksanız da video izlerken, dizi vesaire izlerken ya da oyun oynarken size dönük stereo hoparlörler var ve gerçekten güzel ses verdiğini söyleyebilirim. Hani oynarken elinizin kapatma ihtimali de düşük çünkü direkt size doğru bakıyorlar. Şimdi aslında ekrandan, tasarımdan bol bol bahsettiğimizi düşünüyorum. Bir oyuncu telefonunda yine en merak edilen taraflardan bir tanesi performansa birazcık değinelim. Telefon Android 10 ile birlikte geliyor. Bunun yanında 7 nanometrelik bildiğiniz gibi Snapdragon 865 chipsetini kullanıyor. Çok güncel bir chipset değil. Hani geçtiğimiz senenin amiral gemilerinde olan bir chipset. Bunun yanında telefonun 8 GB'lık bir RAM'i var. 128 GB'lık da dahili depolaması var. Ülkemizde satılacak olan model için en azından bunu söyleyebilirim. Yurt dışında farklı varyasyonları da var ama siz resmi olarak Türkiye'den garantili almak istiyorsanız 8'e 128'lik model almış olacaksınız. Güncel olan bütün oyunları yüksek ayarlarda rahat rahat oynayabiliyorsunuz. Hatta 90 FPS destekliyorsa 90 Hz'lik bir ekranıyla da oldukça akıcı bir şekilde rahatlıkla oynayabiliyorsunuz. Orada herhangi bir sorunumuz yok. Arkada Geekbench sonuçlarını falan da görüyorsunuz. Ozan sabahtan beri benim
yanında oturuyor, hiç de bir şey demiyor. Peki Ozan sen ne yapıyorsun sabah? Abi ben deli gibi oyun oynuyorum. Şu an PUBG oynadım, kafa topu, basketbollarına. Yani girip çıkıyorum sürekli telefonu kastırmak için, çılgınlar gibi. Bu arada rejiden öğrendiğimize göre tam 20 dakika falan olmuş. Evet. Arada kesilmeler vesaire oluyor. 20 dakikadır adam burada yanımda konuşmadan oyun oynuyor. Aralıksız oynadım. Şimdi şöyle hemen cihazın bir sıcaklığına bakmak lazım. Başlarken neydi, şu anda ne olduğu da ben size söyleyeyim hemen sevgili dostlar. Başlarken ben oyun oynamaya ortalama 29 derece civarındaydı telefon. Şu an 34.3 derece falan gelmiş. 20 fena dakika, değil. 20 dakikadır aralıksız. Bu arada az önce bahsettiğim Black Shark kendi içerisinde sıcaklığı da ölçebiliyor. Öyle değerleri de görebiliyorsunuz. Zaten Ozan da oraya öyle bakıp söyledi. Şarjın ne kadar gitti? Şarjda %80'le... Şimdi şarjda %80'le başlamıştık. Şu anda %74'lere falan inmiş durumda. Ben oynamaya devam ediyorum tabii şimdi. Ben bakalım pilden ne olacak. Bahsedeyim mi bu sırada? Pilden bahset ama aklıma da takılan bir soru var aslında. Birini hemen buradan bir çevirelim. Bakalım gerçekten bu telefonlar mı onlar için böyle yol gösteriyor? Yoksa onlar neye bakarak bu oyunları optimize ediyorlar? Bir soralım istiyorum ben. O zaman ben gidiyorum. Sen bir git bakalım abi. Hemen burada Masomo'dan, yazılım ekibinden Fatih'i buldum. Fatih burada oturuyor. Sosyal mesafeli bir şekilde hemen ona sorumu soracağım. Teşekkürler bizi kırmadın videoya katıldığın için abi. Elimdeki cihaz güçlü ve oyuncu telefonu. Zaten video boyunca söyledik bunu ama şunu merak ettim. Siz oyunu geliştirirken bir oyuncu telefonuna göre mi yoksa yüksek donanımlı bir cihaza göre mi yoksa neye göre geliştiriyorsunuz? Elinizdeki oyunlar var biliyorsun evet, sen de. Evet, basket kapatalım. Aslında kullanım oranlarına göre geliştiriyoruz. Ya sallıyorum şu anda bizim oyunumuz en çok iPhone 7'den oynanıyor. Demek ki bizim oyunumuz iPhone 7'de düzgün çalışması gerekiyor. Donanımdan bağımsız olarak hangi cihazlar şu anda trenddeyse, hangisi daha kullanımdaysa onlarda çalışacak şekilde optimize ediyoruz. Yani şunu söyleyebilir miyiz gün sonunda? Oyun geliştiricileri aslında üst düzey donanımlardan çok o günkü en çok kullanılan telefonlara göre mi bu oyunları geliştiriyor? Aynen. Bilmesi gerekiyor. Zaten o zaman üst düzeyde hepsi çalışacaktır yani. Sence oyuncu telefonu diye bir şey var mı? Gerekli bir şey mi? Gereksiz bir şey mi? Gerekli gereksiz tartışılır da bence yok. Donanım önemli olan. Cihazın işte işlemcisi falan filan. Bu noktada oyuncu telefonu için donanım çok önemli değil. Ancak oyuncu telefonunda işte tasarım, cihazı mesela tasarım çok hoş. Hı-hı. Böyle bir şeyin önemi olabilir. Biz bayağı bir bilgi almış olduk Fatih'ten. Teşekkür ederiz tekrardan bizi kırmayıp cevapladığın için sorularımıza. Devam edelim. Şimdi son olarak o zaman ben batarya ve kameradan bahsedeceğim. Önce biraz bataryadan bahsedelim. Dedim 4720 mAh'lik bir batarya ile birlikte geliyor telefon. Pil meselesi aslında bütün videolarda söylüyoruz arkadaşlar. Telefon ne amaçla kullandığınıza bağlı. Bu telefonla oturup 7/24 oyun oynayacaksanız yaklaşık 5-6 saat muhtemelen gidecektir bataryası. Ama siz bu telefonu normal gündelik bir telefon gibi kullanacaksanız arada bir sosyal medya, arada bir oyun vesaire kullanacaksanız bir günü zaten çıkartacak. Orada herhangi bir sorunumuz yok. Yani tamamen sizin kullanım senaryonuza bağlı. Siz bu telefonla sürekli oyun oynayacaksınız. 7/24 oyun oynayacaksınız. 5-6 saatte şarjınızın bittiğini varsayalım. Sıkıntı yok. Kutu içerisinden gayet güçlü 65 watt bir adaptör geliyor. Bu da 15 dakikalık bir oyun molanızda yaklaşık %50'lik bir şarj sağlıyor. Bence o açıdan iyi diyebiliriz. Pilden sonra biraz kameradan bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Ana kameramız 64 megapiksel f1.8'lik bir diyafram değeri var. Ana kameramızın bunun yanında ultra geniş açıda bir lensimiz var. Bu da 13 megapiksel ve f2.3'lük bir diyaframa sahip. Ultra geniş açılı lensi aynı zamanda bir yandan Ozancan fotoğraf da çekiyor. Makro lens olarak kullanabiliyoruz. Bir de son olarak 5 megapiksellik bir lensimiz var. Bu da aslında derinlik algılama sensörü gibi düşünebilirsiniz. Yani portre fotoğraflarında vesaire sizin işinize yarayan bir lens. Şimdi ilk amacı oyun oynamak olan bir cihaz için fotoğraf kalitesi için şöyle söyleyebilirim. Yani hani kamerası var mı? Var. Mükemmel çekiyor mu? Güncel amiral gemileri kadar iyi mi? Değil. Renkler aşırı kontrastlı ya da böyle çok parlak güzel gibi çıkmıyor. Hani birazcık soluk, biraz sönük kalıyor renkler. Ve fotoğraflarında şöyle hani yine sınıfına göre fena değil. Bunun için harici bir lens kullanması zaten fotoğrafların daha iyi olmasını sağlıyor. Hani her zaman söylüyoruz portre fotoğrafının en önemli özellik bence hani saçları ya da benim gibi böyle sakalınız vesaire varsa onları arka plandan doğru ayırabilmesi. Birçok bu tarz telefonda gördüğünüz gibi bazen flu'ya kaçabiliyor portre fotoğraflarımız. Video modu da tabii ki var. 4K'da 60 kareye kadar çıkabiliyor telefon. Onun dışında tabii ki fiyatı da söyleyeceğiz. Şu an ülkemizde garantili olarak yaklaşık 7000 TL civarında rahatlıkla bulabiliyorsunuz. Aslında işlemcisi iyi. Hani güncel bir işlemci diyebileceğimiz bir işlemci içerisindeki 7000 TL fiyat için uygun. Ancak burada çeşitli amalar var arkadaşlar. Telefonun tipi kesinlikle herkese hitap etmiyor. Ben tek elle kullanayım, kibar zayıf bir telefonum olsun. Hani tırnak içinde kibar bir telefonum olsun gibi derdiniz varsa cebime rahat rahat sığsın diyorsanız Black Shark 3 aslında çok fazla size göre bir telefon değil. Şimdi 7000 lira telefonu veriyoruz. O hani Web Tekno Plus kanalında incelediğim o Web Tekno Plus var ya. Orada incelediğimiz o ekipmanlar da 1000 lira falan tutuyor arkadaşlar. Yani eğer o ekipmanlarla birlikte almayı düşünüyorsanız cebinizden 8000 lira gibi para çıkacak. Aynen öyle. Hani o yüzden alternatifleri de değerlendirilebilir dediğim gibi. Bu videoyu beğenmeyi ihmal etmeyin arkadaşlar. Düşüncelerinizi aşağıya yazın lütfen. İki anımızda bulunan yarın Web Tekno içerikini burada Bitcoin bayağı yükselmiş. Bu videoyu çektiğimiz gün herkes mesaj atıyor. Tamam. Ne oldu bakalım. Bitcoin ne oldu falan. O yüzden burada çekiyoruz arkadaşlar. Kurdunuz değil mi bağlantıyı? Neyse koyalım başka videoda görüşürüz. Şurada da hemen bir bağlantı var. Oradan da abone olabilirsiniz kanalımıza. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Hoşça kalın. Hoşça kalın.